Evet. Bir ayakkabı geliyor ama bu nasıl bir kargo? Bu nasıl bir kargo? Ay ne kadar kötü. Cidden çok kötü. Ayakkabıyı direkt kargo poşetin içine koymuşlar Evet. herhalde, Gerçekten kutusuz. öyle. Çok Arkadaşlar Decathlon'dan ilginç. bir ayakkabı aldım ama kargo böyle geliyor. Şuna bakar mısınız? Kim bilir bu ayakkabının başına neler gelmiştir. Şu Eyvah an onu eyvah. düşünüyorum yani. Çok kötü bir gönderim. Decathlon'a hiç yakışmadı. Gerçekten zaten çok böyle premium şeyler yaptığını söyleyemeyiz ama benim sevdiğim bir marka. Üstünde de dikkat edersen tarmak Evet, marmak giydim yani. fark ettim. Kombinledim yani video için. Fark ettim. Hatırlarsanız geçenlerde güzel Decathlon'u gezmiştik. Hatta Lakers ayakkabısına bakmıştık. Yerinde inceleme yapmıştım. Alıp giymiştim falan. Sizler de çok beğendiniz. Abi kesin bunun detaylı incelemesini yaptınız. Ben de üstüne sipariş etmek istedim. Ve ayrıca sitede de güzel indirimler de vardı. Onları da kaçırmak istemedim. Şimdi ayakkabımızı göstereceğim ama ben şöyle bir bakayım. Ya çok kötü bir gönderim bu ya. Evet. İnsan bir kutunun içine koyar. Alıp Ayakkabı yani geri altına bir şey iade gelse edesi mahvolur. geliyor insanın. Gerçekten öyle. O hatırlarsanız o videoda Lakers ve Boston ayakkabıları var. Direkt NBA ile işbirliği olan lisanslı ürünler var. 620 lira gibi bir fiyatı vardı. NBA işbirliği olmayanlar 500 lira gibiydi. Yani arada 100-120 lira gibi oynuyordu. Üstüne o işbirliksiz olanlar 375'e düşmüştü internette. Ben de kaçırmak istemedim. Tabii güzellikleri anında bitmişti ama pek de beğenmediğim bir rengini aldım. Şöyle sizlerle şimdi Decathlon'dan ilk defa incelediğimiz bir ayakkabının açımını yapıyoruz. Kutu açımını diyemeyeceğim, paket açımı bu artık. Çünkü kutusu yok. Paket açımını şöyle yapalım. Şu an kameramanımın yüzünde bir yüz ekşitme ifadesi var ki sormayın. Nasıl bir şey Evet. anlayamadım Şöyle şimdi. iade şeyi de koyuyorlar herhalde içine Evet, bakarsın. kaybetme bence onu. Değişik bir şeymiş bu. Bu ne ya? Yok, bunu inceleyeceğimiz zaman paramparça etmiş oluruz. Mağazadan alsan da şekilde alıyorsun aşağı yukarı. En azından sararmamış geldi. Hoşuma gitti. Evet arkadaşlar, Decathlon'dan böyle geliyor. Değişik bir kutu açımı, paket açımı olacak. Biliyorsunuz artık sizlerin daha çok alabileceği bütçeli modellere ağırlık vermeye çalışıyorum. Normal imzalı ayakkabıları da inceliyoruz ama bu tarz bütçelilere eskiden bu kadar ağırlık veremiyorduk. Şimdi daha çok ağırlık vermeye çalışıyorum. Sizlerin daha çok hoşuna gidiyor. Ben de yani aynı paraya 3 tane ayakkabı alabiliyorum bazen. Hele ki böyle indirim kovaladığımız zaman. Evet, şöyle pakette geliyormuş. Paketini açalım. Kutuda gönderim yapmayan kaldı mı ya? Instagram'dan replika ayakkabı bile alıyorsunuz. İtalya ayakkabı alıyorsunuz. Onlar bile kutuda geliyor arkadaşlar. Bunlar kutusuz gönderiyor. Ama yine beklediğimden Neyse daha ki düzgün. Evet, iyi, tamiz Pek bir geldi. sıkıntısı yok. Yani kargoda bunu pertedebilirler. Yani delinebilir. Pakete bir şey saplanabilir. Evet. Değil mi? Boya olabilir. Üstüne bir şey ıslanabilir, koyabilirler, Kesinlikle yamulabilir. Çok çok yanlış bir gönderim şekli. Decathlon bunu niye yaptım bilmiyorum. Ayakkabılarını beğeniyorum ama Tarmac ayakkabılar bu arada. Decathlon'un kendi ürünü değil. Tarmac arkadaşlar Uzak Doğu markası. Fena da değil yani. Bütçeli olarak güzel ayakkabılar yapıyor. 375 liraya düşünün, şöyle bir şey alıyorsunuz. Basketbol için üretilmiş ileri düzey basketbol ayakkabısı diye geçiyor bu, biliyor musun? Tarmac. Orta düzey var. Onu da incelemek istiyorum açıkçası. O da 250 liralara gibi düşmüş. Bulabileceğiniz linki de aşağıya açıklamaya koyacağım arkadaşlar. Ben sitesinden aldım. Sizler de sitesinden alabilirsiniz. Kaç numara giymeliyim, nasıl yapmalıyım diye düşünüyorsanız bu videoları izlemek, detaylı performans incelemelerini izlemek mantıklı olabilir. Ben 45 aldım, 44 de bana uymuştu. Ama o zaman basketbol çorabıyla giymemiştim. Normal çorapla giymiştim. Böyle tam fit olmuştu. 45 alayım dedim, rahat rahat giyeyim basketbol çorabıyla diye istedim. Evet, biliyorsunuz mağazada da bu şekilde. Muhtemelen bunlar bir mağazadan gönderiliyor. Yani bir depodan gönderiliyor. Baksana. Evet. Mağazada bunu giyiyorsunuz arkadaşlar, adım atamıyorsunuz böyle ayakkabı. Farklı yani, gerçekten Decathlon biliyorsunuz Avrupa'da da yurt dışında da çok olan bir marka mağaza. Türk şeyine pek uymuyor ya. Biz alıp giymek istiyoruz, içinde zıplamak istiyoruz. Saçma sapan bir şey var. Evet, şunu koymaları güzel olmuş. En azından ayakkabı bükülmüyor. Yani düşünsene buradan bum diye bir tane darbe aldım. Evet. Şu var içinde, sonra bir tane daha. Evet, en azından bunları koymuşlar. Sağlam bir ayakkabı gibi duruyor ama. Evet, en azından bunları koymuşlar. Ben şöyle düşünüyorum. 375 liraya basket oynamak için alabileceğiniz en güzel ayakkabı. Evet, ben öyle ben düşünüyorum. De o yüzden zaten aldım. Yani yoksa böyle bir ayakkabıyı alıp incelemezdim bile bu kanalda. Biliyorsunuz özellikle ben pek oynayamayacağım diye alma taraftarı olmuyorum. Evet, şimdi tabanıyla başlayalım. Mağazada aslında bunun bir incelemesini yapmıştık. Tabanı oldukça sağlam duruyor. Bence dışarıda da oynayabilirsiniz. Hoşuma gitti. Sadece translucent olması biraz şey. Translucent olması bu çok hızlı pislendirir. Siyah renkleri vardı. Bence onlar daha güzeldi. Boston ve Lakers'lar çok güzel zaten. Onları böyle dışarıda giymeyin arkadaşlar. Onları yürüyüşte falan giyin. AVM'ye giderken giyin. Tertemiz kullanın. Hatırlarsan çok yakışmıştı bana. Evet, çok. Sizler de merak ediyorsunuz Lakers'ın nasıl üstümde durduğunu. Hemen yukarıdaki i harfini de koyuyorum. O videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar.
Evet, tabanı fena değil. Burada farklı bir nokta var. Dynafit diye bir şey koymuşlar. Dynamic System. Yani bu aslında ayakkabıya form veren ve yastıklamayla dış taban arasındaki bir parça. Çok da böyle aman aman teknoloji yok bu ayakkabılarda ama tarmağın bulabileceğiniz en teknolojik ayakkabısı. Yastıklaması sadece şuradaki şey köpük. Şuradaki köpük var ya. Yani belki işte bir faylon köpüğü, hani Nike'ın en ucuz modellerinde kullandığı. Belki Adidas'ın Bounce bile değil. Bounce bundan güzeldir. Ya fena değil. Ama öyle aman aman bir şey beklemiyorsunuz. Zaten fiyata göre biz yorum yapıyoruz arkadaşlar. Bu 1500 lira olsaydı ben bunu öyle bir gömerdim ki şimdi. Ama 375 lira düşünün. Yani Instagram ayakkabısı, replika ayakkabı gibi aynı fiyatta. O yüzden iş yapar basketbol için ben ideal olduğunu düşünüyorum. Bu ayakkabının en büyük sıkıntısı bence nefes almaması olacak ki birçok yorumda abi ben aldım inanılmaz ayaklarım terledi demişti. Ki ben bunu hissettim düşünün orada 2 dakika değmeme rağmen. Üstünde kullanılan şu dikişli kaliteli duruyor aslında. Fena da durmuyor. Hatta delikli de duruyor. Ama muhtemelen alttan da birçok yapı var. Yani bu direkt ayakkabının içine temas etmiyor bu yapılar. Yani böyle delikli delikli olan her şey çok iyi nefes alabilir. Olmuyor arkadaşlar. Bütün aslında üst kısmı öyle dikkat edersen evet, arkaya doğru falan hepsinde delikli 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 delikli. Ama bu çok fazla nefes aldığını ben de düşünmüyorum. Detaylı performansı incelemesinde size söyleyeceğim zaten. Mesela bak sağında solunda ekstra böyle katmanlar var. Bu güzel. İşte şu çıkıntılar yine yanapacağınız hamilelerde güzel olabilir. Bağcıklar fena değil. Şu muhtemelen içeri iniyor. Burada da aynı şekilde farklı farklı deliklerin olması iyi kapanma sağlayabilir. Önden nasıl? Bir sararmış mı geldi sana yoksa direkt rengi mi? Yok, direkt rengi böyle. Rengi değil mi? Tatlı da güzel de bir görüntü olmuş. Güzel, kırmızı evet. Beyaz Türkiye'yi andıran, milli takımı andıran renkler. Benim en hoşuma giden kısımları arkadaşlar şu boğazlı yapısı oldu. Yani dilsiz yapısı. Ve renk de vermiş. Görüntü olarak da güzel gelmiş. Çok Adidas Nike'daki gibi. Yapısı, ha, evet. Şurada dil yok. Şey direkt gibi. LeBron 15 gibi biraz. Aynen öyle. Hatırlarsan Dame'lerde vardı Adidas. Bir sıra bunu çok yapıyordu bütün basketbol ekipleri. Ama onlar buraları mı sert yapıyordu. İyi kapandırıyordu ayağını. Bunlar biraz böyle şey. Bol. Löp löp. Fena değil. Güzel olmuş yine. Şurada dilde bir logo var. Tarmak logosu var. Arkada yine tarmak yazısı var. Dildeki logosu bu şekilde. Yine şurada da Dynamit. Ne? Dynafit. Dynalift pardon. Dynaliftmiş. Bana Dynamit diyor. Dynamit. Dynamit de olsa güzel olurmuş. Patlamaya hazır bomba bir ayakkabı falan. Arkası güzel. Normalde Lakers'ta burada arkasında işte arması var, üstünde arması var. Onlar çok güzel. Boston'ın da var. Beyaz Boston, Lakers siyah. Onlara bakabilirsiniz. Eğer hani o fiyat 620 liraya ama çıkıp da ben bu ayakkabıyı almak istemem. Yani öyle bir sıkıntı. Ama belki o da indirimde 500'e falan bulunur. İşte onlar indirime girmiyor. NBA ile sözleşmeli lisanslı ayakkabılar indirime girmiyor. 375'e bence çok ideal bir rakam bunun için. 600'e falan çıkarsanız arkadaşlar ne bileyim Harden Step Back'ler, Derrick Rose'lar olabilir, indirimden PG4'ler, KD13'ler bir sürü şey alabilirsiniz. Hani 600'lere tabii ki Lakers giymek istiyorum abi hoşuma gitti diyenlere bir şey diyemem. Bu tamamen tercih meselesi ama hani ben bunu tercih etmedim. Onun yerine daha imzalı güzel ayakkabılar alınabilir diye düşünüyorum. Evet bu şekilde aslında şöyle içine bir istiyorsan şöyle görebilir misin? İçine bakabilirsin. Ne yazıyor? Player bir şeyler yazıyor. By players for players engineered for high performance. Aynen. Öyle. Oyuncular için işte tasarlandı, yüksek performans vermesi için gibi şeyler var. Çok ilginç gelen şeylerden biri de şuraya bakar evet, mısın? Ne kadar dandik, bozucu. Ne kadar kötü. Şuraya arkadaşlar ayakkabı bilgileri yapılmış. Bu çok evet, kötü bir şey ama ya. Çok kötü gerçekten. Ne bileyim ayağını sokarken bu mesela kırışsa mırışsa bildiğin deli eder seni evet, yani. Çıldır. Kesebilirsiniz tabii aynen, ki bunu. Ya bunlar konuşuyorum ama hani farklı olduğu için konuşuyorum arkadaşlar. Yoksa bazen diyorlar ya abi senin de beğenmen için bir ayakkabının 1000 liradan aşağı olmaması lazım falan. Ya yani öyle bir durum yok aslında. Tamamen yorum yapıyoruz. Farklı gördüğümüzü söylüyoruz. Bir de 1000 liralık ayakkabıdan beklentimiz ve alacağımız teknolojiyle bundan alacağımız aynı olmuyor tabii ki. Ama ben yine de beğendim arkadaşlar. O mağaza videomu izlerseniz özellikle Lakers rengi çok güzel duruyordu. İstersen şimdi ayağımıza giyelim. Ha? Her bence şeyden de bahsettik muhtemelen. Hı-hı. Ayağımıza evet, giyelim. Bakalım 45 numara nasıl hissedecek, ayakta nasıl gözükecek. Sonra da çekişimizi yaparız. Evet hadi bakalım. Şunu giyelim. Sanki benden önce biri giymiş gibi mi? Şunu... Bence hiç öyle değil. Değil mi? Hı-hı. Böyle iliklemeleri yani böyle tam bağlamaları böyle sıfır ilk defa sen giyecekmişsin. Havası var öyle yani. Temiz çünkü görünüyor. Evet bence de özellikle beyaz rengi dedim ki eyvah sarı sarı sararmış gelebilir. Ki birkaç yorumda öyle gördüm. Abi sararmış geldi bana falan diyen var. Olabilecek şeyler arkadaşlar. Depoda beklemesi halinde bile bu ayakkabılar mesela şuraları sararabilir. Ne bileyim daha çok beyaz şuraları sararabilir. Çok riskli. Riskli ve bunu dışarıda oynarsanız anında kirletebilirsiniz ki ben dışarı o ayakkabısı diye alıyorum bunu şu anda. Evet şimdi şöyle bir giyelim. 45 daha rahat olacağını düşünüyorum. Bu arada çoraplarım da tarmak. Yani yanlış anlaşılmasın. Evet.
yanlış anlaşılmasın, biz tarmak severiz, Decathlon severiz arkadaşlar. Öyle sevmiyor memiyor gibi düşünmeyin. Güzel marka, hoş marka, bütçeli ürünleri de var. Her şeyi giydiğimiz gibi bunu da giyeriz. Yalnız 45 çok şey oldu ya. Yani çok korumalıksız hissettirdi beni şu anda. Belki de güzel sıkarsam bağcıklarımı farklı bir his yakalarım. Çünkü 44'te böyle ayağım güç bela girmişti. Ve sağlam sağlam hissettirmişti. Şu an bir garip oldum. Şu nane şey kesebiliriz diye düşünüyorum artık onu da. Makas içeride kalmış. Evet arkadaşlar, bağcıkları bakın iyi sıktığınız zaman güzel kapanma yakalayabiliyorsunuz. O güzel olmuş. Bazı ayakkabılarda mesela bağcığı sıkıyorsun hiçbir işe yaramıyor. Evet. Çünkü şu içeriye bağlanan kısımları da önemli. Bunlar da hiç içeriye bağlanmıyormuş bu arada. Onu da söylemiş olayım. Direkt üstünde ama en azından farklı böyle deliklerin farklı noktalarda konumlanması sıktığınız zaman iyi iş yapıyor. Bak şeyi de çok beğendim. Sıktığın yerde ekstra pedlendirme var. Hmm. Eğer bunu yapmasalardı mesela ayağına çok şey yapardı, vururdu. Hatta bak bunu biraz yandan bağladım, görüyor musun? Sıkma kısmı şuradan oldu, biraz ayağıma vurdu. Mesela şu çok daha iyi hissettirdi. Ufak tefek şeylerin çok önemi oluyor basketbol ayakkabılarında. Evet. Güzel oldu ya. Evet. Bu şekilde oldu. Çok güzel. Baştan aşağı Decathlon son şu an herhalde. Yok, sadece bir altım yok. Sportif bu miydi? Şey, H&M'den almıştık bunu da. Ha, zaten evet. Nike falan giymek istemedim. Böyle tarmak yapmak istedim. Altında şortum falan da yok arkadaşlar. Olduğu kadarıyla. Evet, çorabım ve üstüm vardı. Evet, güzel oldu. Yalnız tek şey şuralardan biraz pörtlüyor gibi ya. Evet. O hoşuma gitmedi. Tam büyük 44'te bu yoktu. 44'te bu yoktu. 45'te oldu arkadaşlar. Ama ayağım nerede diye soruyorsanız ayağım da burada. Yani tam ideal. 44 alınca bu sefer şuradan fırlıyormuş gibi oluyor. Yani parmağınız vurma durumu çabuk oluyor. Çabuk vurur. Evet. Yapacak bir şey yok. Yani bu artık ayakkabının formundan, şeklinden kaynaklanıyor. Kesinlikle yastıklaması falan hoş, tatlı. Ayağınızın altında çok ince bir yastıklama var gibi hissettiriyor. Dışarısı için ya ben bunu daha ağır arkadaşlarıma önermeyeceğim, benim gibi daha hafifler için iyi olacak. Ama tabii ki detaylı performans incelemesi yapacağım bu ayakkabı. İçinde birkaç hafta oynamak istiyorum. Sonra detaylıca fikirlerimi size aktarmak istiyorum. Ama ilk görüşte yani hoşuma gitti, rahat, iyi hissettiriyor. 44 alsam da olurdu, o zaman çok sıkı olurdu. 45 alıp biraz daha rahat oynamak istedim. Sen ne diyorsun görüntüsüne? Şu şeyini kesip geleyim ya. Şöyle çökeyim. Evet şimdi şuraya bir keselim bir. Oh be, o neymiş ya? Şunu da keseyim. Evet, oh be. Şöyle bir rahat rahat şey yapasın geldi. Evet. Fena değil arkadaşlar, güzel. Tamamdır, keyifli. Evet, bu şekildeydi. Merak edenler için detaylı dediğim gibi performans incelemesi gelecek. Zaten bizim kanalımızın olayı o, biliyorsunuz. Alıyoruz, inceliyoruz. Ve bu işi güzel bir şekilde yapmaya, sizlere temiz bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Umarım hoşunuza giden bir video daha olmuştur. Bütçeli Decathlon ayakkabısı incelemiş olduk. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Ayakkabılar size bugünlük. Out. Let's go.